Hollanda Çarşı Pazar bu haftada başlıyor. Bilgilendiren, düşündüren, güldüren, araştıran, soruşturan ve toplumun yaralarına merhem olmaya çalışan Hollanda Çarşı Pazar'da bu hafta bir konuğum var. Ayşe Yazılıtaş. Daha önceden kendisini tanıyorum. Çok güzel söyleşiler yapmıştık. İstedik ki onun bu bilgilerinden siz de faydalanın. Kendisi bir aile danışmanı, aile terapisti. Ben fazla bilmiyorum. Denizin yanına kuyu kazılmaz. Ben sözü ona bırakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İşler öncelikle, yoğun. Öncelikle bizi izleyen bütün seyircilerimize buradan merhabalar diliyorum. Ve inşallah onların merak etmiş oldukları soruları bu vesileyle cevaplamış olacağım. Bu program zaten bir kere de kalmaz bence. Çünkü o kadar çok sorulacak soru var ya. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Aile danışmanı dedim ben ama doğru mu? Evet doğru. Aile danışmanlığı aslında psikoterapinin bir bölümüdür, bir dalıdır, bir uzmanlık dalıdır. Diğer meslektaşlarımın tabii ki yapmış oldukları uzmanlık alanları farklı. Benim odaklanmış olduğum, benim uzmanlaşmış olduğum alan tamamen aile üzerine, evlilik ve aile üzerinedir. Yani sizin titulunuzda işte psikiyatrist Ayşe Yazılıtaş değil de aile danışmanı olarak yazıyor. Onu bir açar mısınız? Orada bir kavram kargaşası var. Evet, genelde bize gelen danışanlarımız da bizi psikologlarla karıştırıyor. Psikologlar daha farklı bir eğitim yolundan geçerek daha farklı uzmanlık alanına sahip oluyorlar. Aile danışmanları ise bir basic demiş olduğumuz bir temel eğitimden sonra, üniversite ya da burada Hollanda'da HBO eğitiminden sonra uzmanlık alanında 4-5 yıl bir eğitim gördükten sonra birazcık ustalığa doğru yol gidiyor. Bu daha farklı aslında bizim alanımız. Daha çetrefilli bence. Şimdi toplumda aile danışmanı falan deyince sanki böyle işte sorunlu aileler, çatırdayan yuvaları kurtaran biri olarak görüyor ama tamamen öyle değil. Size kimler geliyor? Siz birey üzerinde çalışıyorsunuz değil mi? Bize bireyler geliyor önce. Aslında kendileri farkında değiller. İlişkilerindeki yaşamış oldukları sorunların kendileri farkında değiller. Aslında problem ya da sorunlar bizim içimizde başlıyor. Fakat biz bunun farkında değiliz. Çünkü biz evlendiğimiz zaman da tamamen zıt bir kutuba aşık oluruz. Tamamen zıt bir kutupla aslında. Örneğin ben çok sakin bir yapıya sahipsem çok hareketli ve çok dinamik bir erkeğe aşık olurum. O da aslında benim tanımadığım iç dünyamdaki tarafımdır. Fakat bu zamanla tabii ki çatışmaya girebilir. Örneğin benim sakinliğime eşimin hareketliliği çok büyük bir sorun olabilir. Halbuki aslında hayat tamamen zıtlıklardan ibarettir. Örneğin gecenin gündüzü var. Hastalığın sağlığı var. Biz bu şekilde baktığımız zaman zıtlıklarla dolu olan hayatta hiçbir zaman bir insan ebediyen mutlu kalamaz. O yüzden çatışmaları yaşayan bir insan ne zaman bize gelmeli? O çatışmanın içinden nasıl çıkabileceğine dair yeteneklerini geliştirmesi ve onu kavrayabilecek kapasiteye, olgunluğa gelmesini sağlıyoruz aslında. Hollanda'da 500 bin Türk var. Hatta ben çok önceden bir yazı yazmıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Avrupa'daki, Hollanda değil, Türklerin %70'i psikolojik sorunlu demiştim. Şimdi Hollanda'da yaşayan Türkler sizi biliyorlar. Yani gönül rahatlığıyla gelebiliyorlar mı? Hollanda'daki yaşayan Türklerin bir kısmı bana çok rahat gelebiliyorlar. Özellikle gençlerimizden ben bahsetmek istiyorum. Mesela okulda yaşanmış oldukları sorunlar olsun. Stajlarında karşılaşmış oldukları tabii ki yine içsel problemler olsun. Şimdi genel anlamda baktığımız zaman Türklerimizin %70'inin psikolojik sorunlar olduğunu vurguladınız az önce. Bu evet. Daha çok aslında generasyon, bir önceki generasyonumuza dayanıyor. Mesela benim annemin, babamın yaşamış olduğu bir takım psikolojik sıkıntıların içinde büyümüş olmam nedeniyle de ben de içselleştirmiş olduğum bir takım sorunları ben şu anda günümüzde hala yaşamakta olabilirim. Ben onu da şöyle yapmıştım. Çocuklar birinci nesil, ikinci nesil Türkiye, Hollanda derken bir Bermuda şeytan üçgeninde yaşıyorlar ve çıkamıyorlar bu üçgene demiştim. Evet. Şimdi genelde nasıl çalıştığınızı ben biliyorum da ne tür sorunlarla size geliyorlar Türkler? Sizin böyle mutasip olmanız, başörtülü olmanız, tesettürlü olmanız bizim burada yaşayan Türklerin büyük kesiminin için bir avantaj. Ama ne tür sorunlarla geliyorlar? Hem avantaj hem de tabii ki dezavantaj da olabilir. Mesela ben 15 yıl Hollandalılar, yabancılarla çalıştım. Orada benim başörtü takmış olmam tabii ki bir sorun oldu. Mesela daha çok uzmanlıktan ziyade başka bir görevlere yakıştırmalar. Ama dediğim gibi eğer ki biz içimizde olan bir takım sıkıntıları aşmışsak bu başörtünün yadırgandığı, dışlandığını artık kişiselleştirmiyoruz. O kişinin kendi bakış açısıdır diye. Onu geçiyoruz artık. Şimdi ne tür sorunlarla olan insanlar geliyor derken mesela tam ayrılma aşamasında ya da özellikle çocuklarının okuldaki sorunlarıyla bize gelmesi daha kolay oluyor bir okul vesilesiyle.
ya da ev doktoru vesilesiyle bize ulaşan insanlar genelde mesela çocuğum yatağa işiyor, ne yapmam lazım? Çocuğum çok agresif ya da içine kapanık ya da okuldaki notları aniden düştü. Bu gibi sorunlarla bize geldiği zaman ya da her misafir geldiğinde büyük bir sıkıntı üretiyor benim oğlum. Acaba sorun nedir diye geldiği zaman tabii ki ben anneyle o evladını terapi aldıktan sonra mutlaka babayı da görmem gerekiyor. Çünkü anne ve babanın arasındaki oluşan o andaki dinamik çocuğa yansıdığı için o zaman problem tamamlanmış oluyor. O zaman daha güzel görebiliyorum, daha güzel anlayabiliyorum. Peki problemi. Bu konularda anneler mi çok daha duyarlı, babalar mı? Babalar genelde ya benim ne işim olacak, psikiyatriste deli miyim ben, millet duymasın. Bir de böyle size danışmaya geldiğinde saklarlar insanlar. Sanki böyle bir özürmüş gibi, değil mi? Evet. Şimdi bu birazcık da Türk kültürümüzden, aslında biz Türkler birazcık böyle egosu büyük insanlarız. Böyle genel anlamda baktığımız zaman. Fakat bir de bunun yanı sıra erkek ve kadınların arasındaki beynimize baktığımız zaman psikoloji ve ruh farklılığı da vardır. Aslında erkekler anlaşmakta, çalışmakta çok daha kolaydır. Ben mesela bir dönem erkeklerle çalıştım. Orada hiçbir sorun yaşamıyordum. Fakat şu andaki ekibimdeki bayanların hepsi Türk, sürekli sorunlar yaşanılabiliyor. Kadınların psikolojisi daha kompleks olduğu için kadınlar daha çabuk fark ediyorlar problemleri. Erkekler birazcık daha böyle nonşalant demek istemiyorum. Hani daha böyle rahat, çok çabuk küçük bir şeyden razı olabilen bir kuaförü mesela ele alalım. Erkekler mesela bir saç tıraşında o almış oldukları küçük ilgi ve iltifattan müthiş memnun olurken kadınlar 4 kere saçını boyatabiliyorlar bir günde mesela. O aslında kendine yapılan, şahsına ya da saçlarına yapılan bir eziyet gibi görmüyorlar da hani onun tatmin olma yoluna gitmeye uğraşıyorlar. Bunu da buradan da yola çıkabiliriz. O yüzden bayanlar daha çok geliyorlar. Geliyorlar, evet. Evet. Şimdi geldiklerinde ilk soruları, önce size güven mi istiyorlar? Yani ilk soruları ne oluyor? Geldiler size, tamam, birisi yönlendirdi, ev doktoru yönlendirdi veya eş dost veya sizin işte sosyal çevrenizden dediler ki Ayşe Yazıltaş diye birisi var. Bu aile danışmanı sorunları çözüyor. A'nın, B'nin, C'nin sorunlarını çözdü. Vatandaş ilk defa geliyor, kadın veya erkek. İlk böyle tepkisi, sorusu ne oluyor size? Başta çok güzel geliyorlar tabii ki. Çok müthiş bir beklentileri var. Geldikleri zaman mesela benim sizin elinizde sihirli değnek var, hemen çözeceksiniz. Aynen öyle. Bir de telefonda zaten söylüyorlar. Mesela değil mi, benim eşim bana ilgisiz davranıyor Ayşe Hanım. Size gelmiş olsam bir seansta bunu çözer misiniz diye, çok hoş bir şey aslında. Çok güzel bir beklenti. Fakat ilk başta ben danışanlarımı hayal kırıklığıyla başlatıyorum zaten. Diyorum ki bu istediğiniz burada yok. Ben bunu size veremeyeceğim. Ben sizi mutlu edemem. Ben sizin sorunlarınızı çözemem. Fakat sizin elinizden tutarak bir rehberlik yapabilirim. Benim geçmiş olduğum yollardan, ki eğer ki o sorunları ben yaşamışsam. Çünkü ben bir aile danışmanı olmuş olabilirim ama benim de özelde yaşamış olduğum bir takım sıkıntılarım var. Aşmış olduğum bir sıkıntıysa buna daha güzel, daha rahatlıkla bakabiliyorum. Fakat benim de içinde bulunmuş olduğum bir sıkıntıysa o zaman ne oluyor? Bloke oluyoruz. Diyorum ki inanın ben de bilmiyorum bunun çözümünü, diyebiliyorum rahatlıkla. Evet, şimdi bu söyleşi yayınlandıktan sonra haliyle sizi arayacaklardır. Biz arkadaşlarına rica edelim, sizin adresinizi, telefon numaranızı alt yazı olarak şimdi ekranın altından geçecek. Evet. Sosyal medya hesaplarından da ulaşabiliyorlar değil mi, evet, size? Bize özellikle Instagram sayfamızdan ulaşabiliyorlar. Ayrıca bizim zaten müracaat numaralarımız var. Onu sık sık veriyoruz web sitemizden. Oradan da ulaşabilirler insanlar bize. Şimdi daha önceden birinci nesil çocuklarını, 5-6 yaşında çocuklarını kendilerine işte kadınsal bir hastalığı olur veya başka bir hastalığı olur, tercüman olarak götürüyorlar. Sizin de Türk olmanızın avantajı var. Ama orada da bir şey söz konusu. Yani şimdi diyelim ki sizin adınızdan yola çıkarak söyleyeyim. Bir hastanız adı Ayşe. Şimdi acaba benim Ayşe doktora gittiğimi, siz doktor olarak biliyorlar onlar. Çoğu da, değil mi? Evet, öyle, hocam diyorlar. Doktor diyorlar. Hocam diyorlar. Doktor şimdi diyorlar. Acaba buraya gittim, şimdi çevre ne der falan. Aman benim buraya geldiğimi kimse bilmesin diye size gelenler böyle sizi tembihliyorlar mı? Ya şimdi ilk başta bu şekilde geliniyor. Fakat birkaç seans sonra insan aslında o tabuları yıkmış oluyor. O stigmalar kalkıyor insan üzerinde ve oraya gelmiş olmanın, eğitimin onu genişlettiğini fark ettiği zaman ya da farkındalık oluşmaya başladığı andan itibaren tavsiye bile etmeye başlıyorlar. Yani bir bakıyorsun yengesi geliyor, bir bakıyorsun ablası geliyor, diyorsun ki Allah Allah, bu bayan gelirken ne kadar çok sıkıntılı gelmişti buraya. Fakat buradan almış olduğu fayda demek ki hayatını o kadar değiştirdik ya da öğrenmiş oldukları. Bu da kişinin kendi aslında açık olmasına da bağlı ya. Bir insan ne kadar açık, ne kadar öğrenmek istiyor, bu çok önemli. Peki sizin de bir özel yaşantınız var. Her gün akşama kadar dert dinleyip ondan sonra akşam diyelim ki 8-5 çalışıyorsunuz ya da çalışma saatlerinizi bilmiyorum. Gittiğiniz zaman
O dinlediğin sorunları kapıdan ofisin kapısını muayenehanenin kapısını kapattığınız zaman unutuyor musunuz? Siz de özel bir terapi alıyor musunuz? Beyninizi boşaltmak için. Bu sorunuz harika bir soru. Aslında ben orada dert dinlemiyorum. Aslında insanlar çünkü bunu bana çok soruyorlar. Ben orada insanlarla tanışıyorum aslında. Diyelim ki Yavuz Bey siz bana bir danışmaya geldiniz ve sizin içinizde geçmişe dayanan herhangi bir seçim yapma bir sorununuz var. Bir karar alacaksınız fakat o kararda bir takım engeller hissediyorsunuz. Siz bunun için de psikoterapiye gelebilirsiniz. Geldiğiniz zaman benim en özel, bir terapiste özel olan şeylerden bir tanesi empati kurabilmektir. Ben tamamen tiyatro oynuyorum orada ve ben kendi ruhumla senin içine girmiş oluyorum. Ve o anda senin gözünle ve senin algılarınla olaya bir şekil veriyorum. Şekil verdikten sonra da zaten seni anladığım için çözülmüş oluyor o olay. Şimdi daha önce konuşmadık ama benim başımdan geçen mesleki şimdi olarak... Şimdi ben özür dilerim sözünüzü kestim. Buyurun. Ama siz anlayabiliyor musunuz? Evet. Benim o an terapi odasında bütün gün yaşamış olduğum keyfi anlayabiliyor musunuz? 7-8 seans yapıyorum fakat orada ben sürekli yaşıyorum aslında. Ben oradayım. Yani kendimi bir terapist olarak, enstrüman olarak aslında oraya koyuyorum. Eve geldiğim zaman müthiş bir keyifle, bir enerjiyle gelmiş oluyorum. Şimdi daha önce konuşmadık ama şu anda aklıma geldi. Nasıl tür insanların size geldiğini de biliyorum daha önceden. Evet. Ama bizim insanımız önce sizin gibi... Size gitmeden, doktora gitmeden hastaysa önce bir koca karı ilacı dediğimiz ilaçlarla tedavi olmaya çalışır. Psikolojik sorunları varsa, ailesel sorunları varsa size gelmesi gerekiyorsa önce çevreden falcıya, cinciye, büyücüye giderler. Orada iyice bozulur psikolojileri. Ben bir yere gittim böyle böyle dedi. Üç vakte kadar senin kocan senden ayrılacak. Ondan sonra artık o üç vakti sayar. Bu tür morali bozukluklar, psikolojisi bozukluklar da geliyor mu? Şimdi bunlar daha çok KHZ demiş olduğumuz, Hollanda'da biliyorsunuz Riyah eskiden evet. ismi KHZ. Oralara daha çok yönlendiriyoruz. Çünkü bunlar tamamen psikiyatrik bir rahatsızlıklar. Bu gibi nasıl desem sosyal kabul edilmiş bir takım hocalar veya cinciler, onlara ihtiyaç duyan insanlar zaten o kadar çaresizlik kuyusundalar ki ne verilse alabilecek durumdalar. Bunlar zaten bize seansa geldikleri zaman, biz özel kuruluşuz, seansa geldikleri zaman kendilerini geliştirdiğinde bunlara ihtiyaç duymuyorlar artık. Çünkü bizim aslında çözümümüz gerçekten içimizde. Sizin rakibiniz yok ama ben yani kişisel olarak öyle görüyorum. Sizin rakibiniz aslında cinciler, büyücüler, falcılar. Çünkü hemen burada hiç anlatmadım, bir anımı anlatayım. Evet. Bir hanım vardı ben hastanede tercümanlık yaparken. Kadın çeşitli rüyalar görüyormuş. Bir hocaya gidiyor, bayan hocaya gidiyor. Cinci, büyücü gibi böyle. O diyor ki sen diyor her rüyanda günah işliyorsun, zina yapıyorsun. Kadın intihara kalkışmış. Diyor ki böyle rüya görüyorsan sen kötü kadınsın diyor. Kadının beyni yıkamış ve demiş her seansa şu kadar para verirsen ben seni tedavi ederim gibi. Ya. Ve kadın da ne verecek parası var ne o psikolojiden kurtulacak durumu var ve intiharı seçiyor. Evet. Allah'tan kurtarılıyor yani. Gerçekten çok vahim bir durum bu anlatmış olduğunuz. Bu daha çok travma yaşamış olan danışanlarımızda bunu görüyoruz. Onların artık beyin fonksiyonları normalden çıkmış bir halde. Tamamen çok zayıf bir modda çalıştığı için denilen her şeye bir ümit olarak kabul etme modundalar. O yüzden yani bu gibi danışanlar fazla gelmiyorlar bize. Çok şükür. Vallahi konuşacak o kadar çok konu var ki sürenin sonuna geldik. Biz bu program birkaç program seri şeklinde devam edelim en iyisi. Olabilir. Benim sormak ilk programda benim sormak isteyip de soramadığım veya sizin anlatmak istediğiniz bir şey varsa alalım ve programı kapatacağız. Özellikle psikoterapiye gelmek isteyen insanların hepsi genelde benim psikolojik sorunlarım olsun, eşimle tamamen boşanma eşiğinde olayım ya da çocuklarım tamamen evden kaçacak duruma gelsin ya da bağımlılık sorunları olan insanlar çok geç kalmış olabiliyorlar. Aslında ben onlara şunu önermek istiyorum. Merak edeniniz yok mu hiç? Gerçekten ben bir aile danışmanı olarak ben bile dönem dönem sıkıntılar yaşadığım zaman kendime bakmak açısından bir kere de ben kendime ilgi duyayım. Hani cilt bakımı yaptırıyoruz, kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Bunu içimize neden layık görmüyoruz? Bunu neden kendimize istemiyoruz? Bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Meraktan da olsa birkaç defa. Çünkü her insanın mutlaka hayatta öğrenmesi gereken bir şeyler vardır. Bunu ta problem noktasına getirmelerini beklemesinler derim ben. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Son soru. Ben bunu not almışım, onu da sormam lazım. Evet, şu anda küçük bir ekiple çalışıyoruz. Bir Amsterdam'da yerimiz var. Bir de Brabant bölgesinde, Berkem'de bir yerimiz var. Toplam ekibimizde şu anda küçük 5 kişi kadar çalışıyoruz. 2 tane de stajyerimiz var. Peki haftada kaç hasta demeyeyim de insanla irtibat kuruyorsunuz?
Artık siz onlara Hollanda klient diyorsunuz da hasta desek olmaz. Evet, hasta değil, biz onlara danışan diyoruz. Danışmaya gelen insanlarımız diyoruz. Ben normalde günde 8 seans yapabiliyorum çift aile olarak. Ama diğer personellerden, meslektaşlarım 5-6 yapabiliyorlar. Ortalama haftada 10, benim için yani 30 tane klient gelebiliyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için, dinlediğiniz için. Hepinize hoşça kalın diyorum. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi gerçekten ben de bilmediğim birçok şey öğrendim. Yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sıhhat, telefon rehberinizden Ayşe Yazılıtaş, aile danışmanı eksik olmasın. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.